Yamyamlar gerçekten Michael Rockefeller'i yedi mi? Michael Clark Rockefeller 18 Mayıs 1938'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. New York valisi Nelson Rockefeller'in en küçük oğlu ve gelmiş geçmiş en zengin insanlardan biri olan ünlü büyük büyük babası John Rockefeller tarafından kurulan milyonerler hanedanının yeni üyesiydi. Michael Rockefeller, Mary Rockefeller ve Nelson Rockefeller çiftinin çocuğu olarak 18 Mayıs 1938'de 5 çocuğun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Rockefeller, New York'taki Buckley Okulu'nda okudu. 1960 yılında ABD'de er olarak askerlik yaptı. Babası onun izinden gitmesini ve ailenin geniş iş imparatorluğunu yönetmesine yardım etmesini beklese de Michael daha sessiz ve daha sanatsal bir ruha sahipti. 1960 yılında Harvard'dan mezun olduğunda toplantı odalarında oturup toplantılar yapmaktan daha heyecan verici bir şey yapmak istedi. Üretken bir sanat koleksiyoncusu da olan babası kısa süre önce İlkel Sanat Müzesi'ni açmıştı ve Nijerya, Aztek ve Maya eserlerini içeren sergileri Michael'ı büyülemişti. Kendi ilkel sanatını aramaya karar verdi ve babasının müzesinin yönetim kurulunda yer aldı. Michael Rockefeller burada iz bırakabileceğini hissetti. Harvard'da Michael'la çalışan bir antropoloji yüksek lisans öğrencisi olan Carl Hyder, Michael daha önce yapılmamış bir şey yapmak ve New York'a büyük bir koleksiyon getirmek istediğini söyledi, diye belirtiyordu. Aylarca Japonya ve Venezuela'da yaşayarak şimdiden çok seyahat etmişti ve yeni bir şey için can atıyordu. Çok az kişinin görebileceği bir yere antropolojik bir keşif gezisine çıkmak istiyordu. Hollanda Ulusal Etnoloji Müzesi'nden temsilcilerle görüştükten sonra Michael, Asmat halkının sanat eserlerini toplamak için o zamanlar Hollanda Yeni Gine olarak bilinen Avustralya açıklarında devasa bir ada olan yere bir keşif gezisi yapmaya karar verdi. 1960 yılında Michael Rockefeller, Hollanda Yeni Gine'ye ilk seferine başladı. Tur, yerel kabileleri ve kültürlerini incelemeyi ve sonunda sanatlarının örneklerini müzeye geri getirmeyi amaçlıyordu. Rockefeller, ritüel yamyamlığı, düşmanlarının kellelerini tutması ve diğer garip ritüelleriyle tanınan Asmat kabilesiyle özellikle ilgileniyordu. İlk ziyaretinin bitiminde Michael, kültürlerinden büyülenmişti ve oraya tekrar gitmeye fazlasıyla istekliydi. Uygun bir antropolojik çalışma için planlar yaptı ve ikinci bir sefer yapmaya hazırlandı. Ne yazık ki bu ikinci sefer onun son seferi olacaktı. 1961'de 23 yaşındayken Hollandalı antropolog Rene Wassink ile Yeni Gine'ye bir keşif gezisine daha çıktı. Çift Aruvimi Nehri'nin bir kano veya katamaranla gezerek yerel kabileleri inceledi ve eserler topladı. Michael özellikle Asmat kabilesi ve onların kültürüyle ilgileniyordu ve Asmat halkı beyaz bir adamla hiç karşılaşmamış olmasına rağmen yeterince arkadaş canlısı görünüyordu. Onlara göre dış dünya ile ilgili inançları nedeniyle doğaüstü bir varlık olarak görülüyordu. 17 Kasım 1961'de Rockefeller ve Wassink'in kanosu kötü hava koşullarından alabora oldu. Tanıklar, Michael ve Rennie'nin Michael kıyıya yüzerek yardım aramaya karar verene kadar saatlerce alabora olmuş teknelerine tutunduklarını bildirdi. Rockefeller ailesi bir arama ekibi gönderdikten sonra bir kurtarma ekibi sonunda Wassink'i buldu. Ancak Michael ortada yoktu ve hiç bulunamadı. Devrilen katamarandan çıktıktan sonra başına gelenler bir muamma. Ona ne olduğu hakkında pek çok teori var. Ancak zamanla bir fikir Asmat kabilesindeki görgü tanıkları tarafından desteklendi. Bazıları onun yamyamlar tarafından yendiğine inanırken diğerleri boğulmuş veya bir köpek balığı ya da timsah tarafından yenmiş olabileceğini düşünüyordu. Bununla birlikte son kanıtlar Michael Rockefeller'in Asmat yamyamları tarafından öldürülmüş ve yenmiş olabileceğini desteklemekteydi. O zamanlar Yeni Gine'de Otjanep ve Omastesep olmak üzere iki önemli köy vardı. Bu köylerin nüfusu kültürel düşmanlıklarının bir parçası olarak düzenli olarak birbirleriyle savaştı ve öldürdü. Ayrıca ritüel yamyamlıkla da uğraştılar. Hollandalı misyonerler ve diğer ziyaretçiler son 10 yıldır Yeni Gine'yi ziyaret ediyorlardı ama Asmat'ın çoğu hiç beyaz bir adamla tanışmamıştı. Hollanda hükümeti Asmat'ı hükümet kontrolü için hazırlamaya başladığında geçişe yardımcı olması için bir grup asker gönderdi. Ancak Asmat halkı bu durumdan hiç memnun kalmamış ve kendilerine gönderilen hediyeleri ve barış tekliflerini görmezden gelmişti. Otjanep halkı Omastesep'tekiler gibi Hollanda hükümetini kabul etme konusunda isteksizdi. Bu nedenle bir soğukluk ortaya çıkmıştı.
Ne yazık ki yanlış iletişim nedeniyle bir katliam meydana geldi ve birkaç asmat erkeği öldürüldü. Bu olaylar nedeniyle Otsjanev halkı Michael Rockefeller ile karşılaştıklarında muhtemelen intikam peşindeydiler. Michael'ın gerçekten de Kanosu'nun alabora olduğu gün kıyıya vardığına inanılıyor. Ancak bunu yaptıktan sonra Evta Nehri'nin ağzına yakın bir yerde erzak taşıyan bir grup Otsjanev insanı ile karşılaşmıştı. Bu insanlara karşı arkadaş canlısıydı ancak Otsjanev kabilesi her zaman beyaz adamı avlamak istemişti. Liderleri Michael'ı öldürmek istemedi ama grubun iki üyesi farklı düşündüler ve geri kalanlar da onları izledi. Böylece onu yakalayıp bıçakladılar ama yaranın kendisi ölümcül değildi. Onu gizli bir dere olan Javor Nehri'ne götürdüler. Orada öldürdüler ve yemek için büyük bir ateş yaktılar. Yetkililer daha fazla araştırma yaptıktan sonra beyaz adamın tarifinin Michael Rockefeller'in tarifiyle eşleştiğini keşfettiler. Olayların tanıklarına Michael'ın kalıntıları sorulduğunda ise kabile üyesi Finn Michael'ın kafatasını tuttu çünkü o adetleri olduğu üzere tanıdığı biriydi. Diğer kabile üyeleri ise Michael'ın kemiklerinden mızraklar ve bıçaklar yapmıştı. Yaklaşık 15 erkek Michael'ın kalıntılarından yapılmış biblolara sahipti. Onu neden öldürdükleri sorulduğunda bunun yıllar önce Otsjanev'e yapılan baskın için olduğunu söylediler. Ölen yoldaşlarının intikamını almak zorundaydılar. Durum hassastı ve Michael'ın ortadan kaybolması ile ilgili soruşturmayı başlatan Hollandalı yetkililer, jeopolitik durumları istikrarsız olduğu için bilgileri gizli tutmanın en iyisi olduğunu düşündüler. O sırada Endonezya, Yeni Gine'nin kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir iç savaşın ortasındaydı. İstedikleri son şey Endonezyalı isyancılara cephane vermekti. Bu yüzden her şeyi sessiz ve gizli tuttular. Michael Rockefeller'in ölüm hikayesi hiç gün ışığına çıkmadı. Ancak kanıtlar onun asmat halkı tarafından öldürülüp yendiğini destekliyor gibi görünüyordu. Bazıları bu hikayeyi ürkütücü bulsa da asmat halkının kültürel inançlarına ve geleneklerine göre hareket ettiğini hatırlamak önemlidir. Ne yazık ki yetkililer o zamanki siyasi durum nedeniyle Michael'ın ölümünü gizli tuttuğu düşünülüyor. Aradan geçen uzun yıllara rağmen Michael Rockefeller'in ölümüyle ilgili hala cevaplanmamış bazı sorular var. Son anlarda ona ne olmuştu? Acı çekmiş miydi? Asla bilemeyebiliriz. Ancak hikayesi farklı bir zaman ve kültüre büyüleyici bir bakış sunuyor.